Abi selamlar. Selamlar. Yoğun bir hafta sonu ve Fenerbahçe-Alanya spor Niye maçı. Niye yoğun hafta sonu? Yani maçlar güzeldi anlamında. Ha Leverkusen-Meyer <laughs> maçı vardı. City Everton değil, iyi maçtı. West Ham Arsenal 6 oldu. Evet. Ee, Türkiye'de de hem Galatasaray hem Fenerbahçe maçları. Evet güzel olduk işte. Özellikle Alanya maçı. Fatih Tekke'yi kutlamak lazım. Geçen senede e, Fenerbahçe karşısında çok başarılı bir oyun oynamıştı. 3-3 beraber kalmışlardı değil mi İstanbul evet. Spor'la? E, ee, i̇ki şeyi bence çok çok iyi yaptı. Birincisi dörtlü beşli Fenerbahçe'nin oyun kurmasına engelledi. Ee, yani fretsizliğinden yararlandı Fenerbahçe'nin biraz. Kurunçlu İsmail birbirine benzer oyuncular. İsmail de önde Fred'in görevini yapmaya çalışıyor ama tabi aynı basitlikte, aynı netlikte yapması mümkün değil. Belli oranda yapabilir ama kalabalıkların içinde kaldığı zaman çok yapamadı. Birincisi onu bozdu. Yani Fenerbahçe'nin oyun kurulumunu bozdu. İkincisi Fenerbahçe aldıktan sonra herkesin başında birisi vardı ve kim topu alırsa oraya yardıma gidildi. Yani Fenerbahçe'nin e, fretsizliğinden kaynaklanan boşluğa topu hızlı aktaramama işinin üzerine çok güzel oynadı. Müthiş bir e, baskı oyunuydu. Herkesin üzerinde iki kişi vardı. Yani Fenerbahçe şunu yapıyor genelde. Hep de onu yaptığında başarılı olduğunu söylüyorum. Tadiç Ferdi'yi kaçırdığında ya da işte Cengiz ya da İrfan Mert'i kaçırdığında çizgiye indiğinde içeriği kolay görüyorlar. Ama kim kaçsa başındaki kişi oldu. Bu riskli bir oyun esasında. Çünkü bir anda boşluğa top kaçırıldığında Fenerbahçe başarabilirse yani bir kişinin üzerinde üç kişi birden varken bir yerleri de boş oluyor. Ama Fenerbahçe'de de oy, oyun akışkanlığı yok. Fenerbahçe bunu deplasmanlarda yapabiliyor esasında. Ama içeride öyle bir baskı var ki yani elektrik 2-2 oldu maç bitti. Yani seyirci de bütün o hani arzu ortadan kalktı neredeyse. Hiç ses yok. İçeride olmuyor ruh hali var. Ee, bunların üzerine çok yani oyunun üzerine oyunu doğru kurarak Fenerbahçe'nin bu iç saha e, stresini çok güzel kullandı Fatih Tekke. Fatih Tekke zaten bir yerde herhalde 4-5 sene çalışabilse belli imkanlarla çok acayip, acayip bir takım yapar. Fret'in olmamasının en yoğun hissedildiği maç olabilir mi bu Fenerbahçe'de? Ee, Galatasaray maçı ile birlikte evet. Bunu söyleyebiliriz. Ben de şeyi soracaktım abi. Ama tabii Galatasaray maçı çok özür dilerim. Galatasaray maçında Fenerbahçe zaten daha defansif bir oyun oynadı. Yani e, dolayısıyla hücum yönünde evet. En ciddi hissettiğim maç bu. E, Lig özelinde soracağım. Şimdi Trabzonspor maçının kadrosunu açtım. Samet Osterwolde stoper attı. İsmail Yüksek Zaytz. Orta saha ikilisi. Evet eksik bir maçtı ve Fenerbahçe'nin o zamana kadar en kötü performansıydı ligdeki. Doğru. Bugünden bakınca çok daha yani Fred'i çıkardığımız denklemde eksi olmayan bir kadro. Evet. Buradan da bakınca en etkisiz Fenerbahçe performansıydı. Evet. Performansı i̇şte tek ki bunu yaptı. Yani önde çok hareketli bir dörtlü. Hiç kimseye rahat topu aldırmadılar. Yani Ferdi'nin kaptırdığı topta Ferdi onu beklemiyor. Ya yani öyle bir baskı beklemiyor. Ve baskı olur, topu kapa kaptırırım sorun değil. Nasıl olsa CIKO var, nasıl olsa bir kademe var. Oraya da 4 kişi birden gittiler. Yani ee, Alanya Spor'un iyi yaptığı bu oldu. Her yerde Fenerbahçe'den biraz daha kalabalık olmayı başardılar. Yani kabul ediyoruz kendi sahamızda top, her yerde topun olduğu, yani bizim yara sahamızda oynanıyor mu? Topun olduğu her yerde biz daha kalabalığız. Çünkü Fenerbahçe'de risk alacak oyuncu az. Yani tek pasla atacak oyuncu az. Tadic fizik olarak, yani fiziği e, aklındakileri e, yapabilecek bir fiziği yok. Maalesef öyle bir durum var. Yani, yani böyle bir baskı karşısında. Tabi burada İsmail Hoca'yı eleştirebilirim. Yani Cengiz ile İrfan birlikte oynamaz mı? Yani onların illa birisi girer birisi çıkarma. Çünkü bu tip bir durumda işi çözebilecek adamlar onlar. Bu soruyu sorması lazım hocam bence. Sağlıklı bir Cengiz'in 90 dakika sahada kalmaması için çok geçerli bir sebep olması lazım. Evet yani çok ezber. Bilmiyorum tabi hani sarı kartı vardı sinirleri bozuldu artık oynayamayacak durumdaydı. Kırmızı kartın kenarından döndü şu el hareketinde onları düşmüş olabilir. Evet Balkovets'in yüzüne doğru bir el geliyor. Yani Enseye geliyor ama olabilir yani. Evet, bazı, bazı açılardan biraz yüzüne geldiği de görülüyor. Bu biraz tabii hakem takdiri. İkinci İlk kat. sarı kartı olsa net gösterir muhtemelen Bence ne? de. Bence de. Sarı kart üzerinden görürsek Tadiş de sarı kart gördü. Cengiz'in de vardı ama Tadiş 90 dakika sağda kaldı. Tadiş iki kırmızı da daha yakın bir sarı kart hatta. Ayağa basmayı diyorsunuz. Yani orada... Bu tam sınır çizgisi dedikleri bir şey var abi bu İFAB'ın. Ya tam bu hakem, yani bu hakem... Biraz hakim... daha yukarı gelseydi belki tamamen artık yaralı. Evet diye. ama şunu da söyleyeyim. Ya, ben, ya bu benim kim, adı kimin adı? Çağdaş Altay. Ben de hiç hakem ismi çok az bildiğim için. Çağdaş Altay yani bundan önce bütün maçları hemen hemen seyrettiğim için çok hani kendinden emin birisi değil. Zerlik'te ilk defa bir büyük takımın maçını evet, yani Fenerbahçe-Adana adana maçını yönetmişti Türkiye Kupası. Yani dördüncü hakem olarak dururken bile çok tedirgin duran bir beyefendi. Ben bir büyük takıma evinde borderline'da olan bir pozisyonda kırmızı kart çıkarabilecek bir hakem olduğunu düşünmüyorum. Buradan penaltıyı konuşmak ister misiniz? Fenerbahçe'nin kazandığı. Niye sizle bizle konuşuyoruz bunu? Evet abi ben niye öyle gideceğim? Ya? <gülüyor> <gülüyor> bir yanda basın toplantısında teknik direktörün soru soruya tribüne girdim ben. İyi ki uyardın ya. Penaltı da bence yok öyle penaltı olmaz. Yani çok hafif ya var çekme tutma var ama yani uzatmıyor. Ama yani orada var devreye giremiyor. Cik, evet ikisinde de giremiyor. Yani çünkü o evet. hakemin kararını verebileceği Aynen, bir şey. Evet. Gerçi onu da verebilir ya çok az bir yani çünkü basmanın şiddetini hakem tayin eder ona yukarıdaki bir şey söyleyemez çünkü gördüm ben kardeşim der ama çekmeye ya o kadar da çekme yok gel bir bak diyemez mi? Yok abi diyemez. Dememesi gerekiyor yani protokol gereğinde. Bilmiyorum yani bana bence değil. Bence penaltı değil. Yani Ciku e, aldığı anda şeyi bıraktı yani yere. Bana penaltı gibi gelmedi açıkçası söylemek gerekirse. E, şeyi sorayım abi İsmail Kurunic orta sahası da gündemdeki konulardan birisi. Şöyle, Kurunç İsmail'in yaptığı kadarını yapamıyor şu anda arkada. İsmail döndü, Fred'in yaptığını yapamıyor. Ki yapamaz o. Kurunç İsmail'in yaptığını yapar da. Ve Fenerbahçe bu durumda orta sahasını boşalttı. Yani çok ilginç bir durum oldu. Yani orada oynayabilecek Crespo var. Gitmek istedi herhalde. Lincoln de gitmek istedi herhalde. Yani ikisini birden yollayıp stoper doldurması. Cikuyu, zaten Cikuyu neredeyse önde gibi oynadı ama Orada top yapacak oyuncuya da ihtiyaç var. Ya şöyle bir şey aklıma geldi abi. İkinci yarı özellikle pardon. Muhakkak ki gitmek isteme durumunu çok engellemek şey engellemek mümkün değil da evet. Ama mesela Batshuayi'nin de gitmek istediği konuşuluyordu. Bence İsmail Hoca orayı iyi yönetti. Hem Avrupa maçları hem sonrasında dahil etmeyle birlikte. Sanki ikna edebilirsin, edemeyebilirsin. Ama Edemedi ben, ben de yani Lincoln'u bırakmayı anlamadım. Çünkü Lincoln back oynuyor ama asıl pozisyonu ortası. saha 10 numara 8 numara. Ve Crespo gibi bir durum da yok. Ya yani Crespo baktı, sağlıklıydı. Oynayamayacağını düşünüp gitmek istemiş olabilir. Evet. Lincoln de. O, o ilginç. yani yeni dönmüştü zaten. Ee, belki eklenebilirdi. Çünkü şeyi bence hani Fred yokken gördük. Bir tık opsiyonsuzlaştı orta saha. Ya yani oraya bir hamle bir yapamıyor Baya baya öyle oldu. Ve öyleyken orada İrfan'ı da kullanmıyor. Yani ben İrfan Ceng Cengiz birlikte oynamazlarken İrfan'ı merkezde oynatabilirsin. Yani İsmail ya da Kur'un için yaptığından daha kötü bir 8 numaralık yapmaz İrfan. Yani bir tarafta Cengiz'le uğraşacak rakip, bir tarafta İrfan'la uğraşacak. Çünkü Tadiç çok uğraşılacak değil. Yani orada kalabalık olduğu zaman Tadiç'ten çok fazla bir şey çıkmıyor. Son dönem öyle. Yani Ceko da işte golünü attı ama e, odunda da böyle bir şey var. Yani kontrol edebiliyorsun. iki kişi başında olduğun anda kontrol edebiliyorsun bu oyuncuları. Ee, girdikten sonra Ceko biraz geri geldi. Orta saha gibi oynamaya başladı. Orada Tadiş'i çıkarması. Yani bilmiyorum ben İsmail Hoca'nın iyi bir sınav verdiğini düşünmüyorum. Fatih Tekke'nin çok iyi bir sınav verdiğini düşünüyorum. Ya kazanamayabilirdi Fatih Tekke. Yani biraz ee, Ferdi orada kalecisine dönse. O, o hep panikten oluyor. arkanda baskı beklemiyor onu. Halbuki daha soğukkanlı olman lazım. İsmail'in de çok böyle pozisyonu var. Fenerbahçe o soğukkanlığına sağ, e, kendi sahasında hiç ulaşamıyor. Ancak 3-0 olması lazım oraya gelmesi için. için. Ee, peki sence Fatih Tekke mi bir puan aldı yoksa bir iki puanlık kayıp? Vallahi mı? E, yazarım. yazmaz. Yani Fatih Tekke üçü kaçırdı bence. Livak parantez açmak ister misin? Çünkü e, büyük takım kalecileri şampiyonluk yolunda bazı maçları kurtarması gerekebilir. Yani şöyle ilkinde kurtardı esasında. Yani ilkinde yapabileceği çok şey yok. Yani bu, bugüne kadar yediği gollere bakıldığında ben bugün çok fazla bir şey söylemem. Çünkü Cikun'un ayağının dibinden çok acayip beklenmedik bir yere gidiyor ve kapalı savunma esasında. Fenerbahçe geri dönüyor. Geri dönüyor ama oyuncuya baskı yapamıyor. Bugün çok büyük eksikti o. Ve gol, olduğunda Fener, yani şunu da söyleyebiliriz tabii. Gol olduğunda Fenerbahçe'nin karesine gelen üçüncü isabetli şut. Yani ilk iki şut da golde oldu. İlk golde oldu. Yani tabii ki yani istatistik üzerinden bakıldığında ya kardeşim her gelen gol oluyor ki ben de söylüyorum. Her gelen gol oluyor Fenerbahçe'nin karesine. Yani geçen seneden belki daha geride o anlamda. Onu söyleyebiliriz yüzde olarak. Ona bakmıştık mı geçen hafta? Ee, çok yakın. Ama bugünkü goller için ben çok bir şey söyleyemem. O topu çıkarmak kolay bir şey değil ya. Çok zor bir yere gidiyor. Bacak arasından gidiyor. Evet ama şampiyonluk yolundasınız ve Kurtar bazen maç kurtarması lazım. Takımı sırtlayabilme. Bugüne o, kadar olur. ki yediği goller için söyleyebilirim. Ama bugün yedikleri için bugün yani Livakovic üzerinden okunmaz oyun. Bence öyle bilmiyorum. E, Ljubovic eksi 2.2 yükseldi. Altay geçen sene e, 1.2 ikiydi. Yok tabii olmuyor yani. O anlamda olmuyor ama bugün için değil bence. Çok zor şutu. Çok güzel şut tabii. Augusto değil mi? Evet. evet maçın, maçın yıldızında oldu. Herhalde. maçın oyuncusu Fatih Tekke ile birlikte Augusto ama yani bütün takım için söyleyebiliriz. Ee, bence çok disiplinli, çok doğru oynadılar. Fenerbahçe'nin zayıf tarafını çok güzel analiz etmiş Fatih Hoca. Ee, hiç de Kadıköy'de Süper Lig maçı kaybetmedi. Fatih. evet evet. Peki, öyle bir istatistiği de var. Hakikaten ben çok oyun anlayış, oyunu algılayışını çok seviyorum Fatih Hocam. Abi vurgu yap Çok iyi konu, okuyor. Affedersin. Vurgu yaptığın konu Fenerbahçe'nin iç saha maçlarında farkında olmadan belki de bilmiyorum artık farkında olarak girdiği baskı. Bunu nasıl aşabilir? Bunun yöntemiyle Aşamaz. ilgili. Bunu aşması için tadı içecek oyu evet. E, aldı. Tam da oraya bağlayacak. On, onlara bulaştı. Onlar da, onlar da öyle. Onlar da öyle. Ve onların varlığı hoca üzerinde de baskı yapıyor. Yani Hoca kimi çıkaracağım, kimi alacağım o, o analizlerinde bence yani başarılı olduğu zaman başarılı. Kurudum ben oyunu, işte belli değişikliklerimde yapıyorum, işi hallediyorum diye olabilir. Ama İsmail'i çıkardıktan sonra Fenerbahçe oyunu verdi. Yani bütün sahaya çok güzel yayıldı Alanya. Yani baskı kurması için değil mi? Bak şu ayı sahaya ne yazıyorsun? <laughs> baskı kurarım ben diye. Hayır Alanya aldı oyuna. Bu sence abi sezon geneline yayılabilecek bir problem olabilir mi şu olabilir. açıdan soruyorum. Son birkaç maçta zaten Batu aşağı yukarı muhtemelen bütün Fenerbahçeler 60 gibi Batu kenara geleceğini tahmin ediyor evet. artık. Rakipler de bunu tahmin ediyor. Bugün de esas maçın sonunda var bir pozisyonu. Yani hı hı. Fer çok e, müthiş bir müdahale yapmasa muhtemelen bu vo voleyle vuracak içeri. Yani zinde kalması açısından Batu Şuhayi'de, pardon sorunu böldüm. Yo eesafla şey soracaktım. Hani orta sahanın çıkması zaman zaman sorun yaratabiliyor. Bugün de sen de zaten bahsettin. Biraz daha oyunu Alanya'nın istediği noktaya taşımak evet. oldu. Sence Mert Hakan tamamen denklem dışına çıktı mı? Sonuçta İsmail Hoca'nın sevdiği bir oyuncu. Mert Hakan'ı böyle bir oyunda yani son bütün o yaşananlardan sonra kurtarıcı olarak sahaya atamazsın. Yani çünkü Lincoln gidip Mert Hakan kaldığı anda zaten bir infial oldu. Ya Mert Hakan'ın gitmesi yönünde insanların genel fikri. O kadar sinir stresken veya hatta o sinir stresten biraz uyuşmuşken artık ses çıkmıyor statta. Ee, çünkü görüyorlar sahadaki oyunu. Yani atamıyoruz durumu değil bu. Oyun gitmiyor. Baskı altına alamıyorsun ki. Rakip, rakip ra istediğini yapıyor. Savunmadayken de yapıyor. Çıkmak istediği zaman da yapıyor. İsmail çıktıktan sonra daha çok Mert Hakan orada ne oyuncu olursa olsun psikolojik olarak daha da derinleştirir bence sorunu. Bunu yapamazsın. Ya artık bir denklem dışı sadece kupada rotasyon gibi olacak diyebiliriz. Vallahi mi? bilmiyorum tabii. Yani sezon başında esasında birkaç iyi maçı var ama. İsmail Hoca'nın sevdiği bir oyuncu zaten. Hani evet. Araları da iyi. Evet. açıklaması var. Şampiyon olmak istiyorsak Alanya Spor'a puan kaybetmemeliyiz diye. Peki bir daha kaybetmemeliyiz. <laughs> yani Tadiç... <laughs> Tadiç iç yani. sağda sahada 9. puan kaybı. Evet yani Tadiç e, buradaki liderlik rolünden 9 puan kaybetti. 9. puan. 9. değil 9 puan. 9 puan kaybetti. Tadiç e, burada liderliği ele al alacak oyuncu. Ayaklar gitmiyor. Çok acayip bir düşüş var. Yani karşılığında Mertens'e bakıyorsun. Fıldır fıldır yani. İsmail Kartal'ın bazen rakiplerini şaşırtması gerekebilir mi? Çok büyük bir ezber üzerinden çok büyük değil de ezber üzerinden giden bir Fenerbahçe var. Oyunumuz belli. Kaliteli oyuncularımız var. Bizi yenebiliyorsanız yenin. Ama bazen ya ke yenemiyorlar. Kendi oyununa esir olabilirsin. Ben bunu anlarım. Bu kadar çok kazanırken ya bu kadar bütün maçları büyük oranda ka tam kadro oynadığında bütün maçları domine ederken yani zorlandığında bile sürekli pozisyona giriyorken yani Başakşehir maçında tam Başakşehir eksik kaldı ama ondan öncesinde de Fenerbahçe baskılıydı. E Samsun maçında belli bir baskıyla oynadı. Yani e, kazanamadığında da oynuyor. Bugün öyle değil ama. Bugünkü durum biraz farklı. Bugün Fatih Tekke belirledi oyunun kaderini ve oyuncuları. Ya yani bugün ekstra bir durum var. Yani tabii ki hani maçın başında Cengiz'in bir şutu var, e, iyi vuramadı. E, bir tane e, için mi var. Šumanek'im var bir tane. Kurun için bir tane. Kurun için bir tane var. Var onlardan bir tanesi olabilir ama oyuna bakıyorum ben. Oyun olarak bakıyorum. İsmail Hoca kendi oyununa biraz esir oldu. O yüzden diyorum yani ilk yarıda oyun gitmiyor. Bildiğinin dışında bir değişiklik yapmalıydı. Ee, bu olur bazen insana. Kendi planlarının esiri olabilirsin. Sahip olduklarının esiri olabilirsin. Onun dışına çıkmak başka teknik direktörlük o. İsmail Hoca'dan bunu beklemiyoruz zaten. İsmail Hoca devrimci bir teknik direktör ya da pragmatik bir teknik direktör değil. İsmail Hoca bir şeyi kuran, iyi bir plan ortaya koyan ve bununla belli bir seviyeye gelen, yani kritik kaybetti bugüne kadar hep ama hep belli bir seviyede duran. Şimdi bugüne kadar da gelmiş içeride oynuyorsun. Ya işte Cengiz çıkar İrfan girer bir orta yapar. Zaten skoru alırsak da ondan sonra oyunu alırız diye düşünüyor. Ama yanlış. Haklısın yani. Ee, bu biraz kendi başarına ya da kendi planlarına esir olmak. Ee, İrfan'ı merkeze atmalıydı bugün. Lidali'nin Galatasaray'a geçmesi psikolojik olarak bir üstünlük Çok, değiştirir tabii. mi? Tabii ki değiştirir. Çünkü zaten Galatasaray psikolojik üstünlüğü olan bir camia. Yani son 10 seneye bakıldığında. Hatta son 20 seneye bakıldığında. Zaten bu var. Fenerbahçe'de tam tersi bir durum var. Biz ne yaparsak... Ya başkan çıktı dedi ki ben olduğum sürece şampiyon yapmayacaklar. Şimdi bu taraftarda aksi yok mu bunun? Belki bilinçaltı. Bilinçaltına gerek yok. Bayağı bilinçüstü. Yani bunu başkan söylerse olur yani. Onu başka bir anlamda söylemeye çalıştığı farkındayım ama bir sirayet eder yani. Çünkü gördük yani elle tutulur bir durum var. Burada da hani bugüne kadar yaptığı her şeyi e, hocanın ve oyuncuların yerli eksen etmemek lazım ama bu psikolojiyi atlatması lazım diyorduk sezon başında ve onu şunu söylediğimi de hatırlıyorum. Yani Fenerbahçe şampiyon olacaksa içeride şampiyon olacak. E, geliyor, geri geliyor yani. O kabus gibi geri geliyor. E, kenti düşünüyor muydun abi? Çünkü Uzun süredir oynamıyordu devre arası. O bir dakika önce konuştuk kent. To, atmaz mı oynadı ama kentte de yok. Yani e, o liderliği alamadı. Alamaz zaten nasıl alsın? Adam gitsin gelsin e, falan derken. Ya e, İrfan dışında yani Şimanski'de de orada bir gerileme var. Yani şut çekecek çekmiyor. Daha bir pas atayım falan bir, bir şey yani pozisyonda çok net aslında evet. vurabileceği yer vardı. E, siz konuşurken aklıma şey cümlesi geldi başarı muhafazakarlaştırır diye hı hı. zaten bence çok başarılı sporcuları başarılı kılan şey o muhafazakarlıktan çıkıp yeni bir şeyler deneme e, yani... öyle çünkü hani karşında bildiğinin dışında bir şey yapan bir yani sana bugüne kadar böyle oynamamış kimse yani yapan var senin bir karşı hamle yapman lazım gene ezber hamleyle gitmek anlıyorum iki bir öne geçtim yani onu yemesem gene düzelttirdim diyecek tamam bir şey demiyorum ee, ama gene de yanlıştı. Doğru değildi yani. Ya yani Kurnuç İsmail Şimanski ilk yarı yürümedi. Orada orayı çözdüler. Fenerbahçe 2'ye 2'ye böldüler. 5'e 5 beş kaldı Fenerbahçe yani. Ki Fenerbahçe'nin numarasını arkadan kapatabiliyor. Ki Çağlar'la Ciku'yla ki ayda ayda yapar yani normalde. Ama orada 4 kişiyi, 5 kişi atınca yani Ferdi topu kaptırdığı için golü yemedi Fenerbahçe. Oraya Fatih Tekke baskı yapmayı planladı. Ve baskı yaptıktan sonra da 4 kişiyle oraya gitmeyi planladığı için yedi Fenerbahçe golü. Ki Carlos de orada söylemiştin yani kart görebilir çok... Çok agresifti evet. Çok, agresifti evet. çok agresif. Evet. Ki hakem de çok yatkındı yani. Ya, ilk i̇lk yarıda zaten yedi kart Evet. Yani ikinci yarıda çok yatkındı. Temiz evet. oynadılar ikinci yarı. Yani. Alanya ya hiç karttan da uzak kaldılar yani. Kart, kartlık hiçbir şey yok neredeyse. Bir kart var zaten ikinci yarıda. evet. Kardeş. Ferdin'in iyi oynaması takım arkadaşlarının bazılarını Ferdi yapar, Ferdi halleder. Biz biraz gölgede bekleyelim'e yönlendiriyor olabilir mi? Olabilir yani olabilir. Ee, zaten onu hani şey al kimsenin Ceko e, dışında Ceko uğraşıyor ama yani bir yere kadar yapabiliyor. Ceko, e, Cengiz ve İrfan dışında çok öyle e, almaya çalışan yok. İsmail çabalıyor ama yanlış yapıyor yani. Çok fazla. O kadar o kadar toplu oyun önünde kalabalığın içinde top oynamaya çalışmamalı. Onu kimse yapmıyor ki zaten. Modric bile yapmıyor yani. İsmail'in sanki yapmaya çalıştığı şeyi yapmadığı takdirde çok daha başarılı olacak. Çok iyi olacak. Evet. Çok iyi olacak. O yüzden işte Monte'ye direkt onu koydu. Yani less is more derler ya. Öyle. O pozisyon, diye... evet. o pozisyon özellikle öyledir zaten. O pozisyon özellikle öyledir. Yani öyle bir seviyeye gelirsin ki artık rakip onu biliyor olur. Busquets sana hani şuradan aldı, buradan verdi filan. Ama zaten adam kariyerinde dört defa yapmış onu. Basit oynamak, iş basit oynamak. Abi demin açtığın konuyu somutlaştırmaya çalışıyorum. Fenerbahçe evet evinde olduğu o durum içinden çıkılamaz bir halde. Hı hı. E, ama senden bununla ilgili bir yöntem en azından bununla ilgili bir şöhretli bir çok gollü bir galibiyet mi, üst üste alınan e, galibiyet serisi mi? Fenerbahçe oradan nasıl çıkacak? O evdeki o baskıyı nasıl kıracak? Şampiyonluk dışında şampiyonluğa gidilen bu sezon yolunda. 3400 lira seans. <laughs> ya bu zihinsel bir durum yani. Oyunda bir şeyler gitmeyince e, seyirci de oyuncular da oraya giriyorlar. Oradan çıkarmak yani tecrübeli oyuncularla onu çıkarabilirsin ama o tecrübeli oyuncular da ona girdi. Oraya girdi yani. Bunun dışında kalabilen oyuncular var. Batu şu mesela buz gibi. Hiç. Onların hiç etkilenmiyor. Bunun içinde kalınca Fret hiç etkilenmiyor ama Fret yok. Yani orayı e, oyunun iyi işlemesi lazım. İsmail Hoca'nın yani psikolojiden oyunu değil oyundan psikolojiyi düzeltmen lazım. Oyun kötü gidiyorken oyuna neyin yanlış olduğunu e, görmen lazım. İsmail orayı yapamıyor. İsmail çek geri kurun içi çıkar İrfan'ı oraya at. Mesela. Yani hoca çözecek onu. Hoca çözüm bulamayınca, hoca hep ezberlerini yapınca hep değil yani. Kaybettiği zaman ya da işte beraber kaldığı zaman ya da işte Bugün olduğu gibi. Çünkü Fatih Tekke bir plan koyuyor ortaya. İsmail Kartal ona cevap veremiyor. Kazansaydı da cevap veremiyor olacaktı. Ama kazanmış olacaktı. Kazanmış olacaktı. Yani şeye girdiği zaman soyunma odasına girdiği zaman ya çözemedik biz bu oyunu diyecekti oyuncu gene. Ben tabii ki psikoloji çok önemlidir ama oyunla psikolojiyi düzeltmek gerekir. Fenerbahçe'nin tedavisi bu. Doğru oyun, doğru pragmatik çözümler, tabii ki doğru planlar ama Oyunla çözeceksin. Ha oluyor diyecek oyuncu. Ha çıktım ama haklı. Yedekteyim ama haklı. Beni gönderecek ama haklı demesi lazım. Şimdi burada çözüm yani bölünmüş takım. Fred'in yerini dolduramıyor. E oraya teknik bir oyuncu lazım. Şimanski orada kayboluyor yani. Ne yapacağını şaşırıyor. İkiye bölünmüş. Burayı toplayacak bir şey lazım. Cikuyu öne attı biraz. Biraz öne bas dedi. Tamam okey. Çağlar orayı halleder dedi. Tamam bu konuda bir şey yok. Ama gene kopuk. Yani orada işi halledecek Cengiz'e ihtiyacın var. Cengiz ilk yarıda bütün tehlikelerin başında o var. Eğer bir sakatlık falan başka bir şey yoksa. Evet onunla ilgili. Yani bu iki adamın yani Tadiç ve özellikle, özellikle Tadiç bu durumdayken bu iki adamın birlikte sahada olması gerekiyor gibi geliyor. Tadiç de sahada olsa bile. Yani İrfan foul alır, iki tane pas atar, bir şut çeker, şut tehdidi oluşturur. Ee, orada İsmail Hoca için kötü bir sınav. Tekrar ediyorum ama yani bu İsmail Hoca üzerinden değil, Fatih Hoca ve öğrenciler üzerinden okunması gereken bir maç. Ya bana da Şimanski eğer 8 numara gibi ya da o çift pivotun pivotu olarak kullanılabiliyorsa eğer bu kadar hücum silahı içeri atılıyorken evet. İrfan da merkeze kullanılabilir gibi geliyor eğer yeri geldiğinde. Kullanılır. Kullanır. Diyelim ve... Merkezde kullanmıyorsan bile Cengiz de İrfan'ı birer kanata koyabilirsin. Hı -hı. koyabilirsin yani. Tadi çıkar İrfan gel. Galatasaray'a geçelim o zaman. Tabii. Geçelim. Barış Alper diyeceğiz herhalde. Barış Alper diyorum. Bak not almışım. Ee, i̇ki golde de var zaten. Birisini kendisi attı. Bir tanesinin başında var. Ee, Offside'da e, ki gol Mertens'in attı. Offside, yani Kılpay'a Offside olan pozisyonda Kerem'e inceyi gören o. Evet. İlk o araya pasını atan o. Çok iyi pas Yani benim diyen orta sahanın atacağı. Bir de öncesinde topu kapıyor. Ondan sonra atıyor. Ee, Bolkan'ın kurtardığında, kurtardığı pozisyon şeyin eliyle son anda kurtardı ya Mertensin orada asist onun golü asist yazılacak çizgiden çıkan top Bağ'ın ikinci yarı orada çeken ve akını hazırlayan Icardi'ye ak, akını hazırlayan Icardi ondan sonra da bir slalom yaptı sonra onun önüne düştü ya Hı. o da o. sonunda da maçın sonunda da Vinicius'un kaçırdığında asistini yapan o yani iki golde de var, dört tane de olmayan golde var. Çok kolaylıkla olabilecek golde var. Yani böyle bir böyle bir verimlilik yok. Yani verimlilik kitabını yazdı zaten. Akıl almaz, akıl almaz yani. Sol bek demiştim değil mi en son? Evet. Sol ve açık. <gülüyor> tüm bu <laughs> bahsettikleriniz dışında Galatasaray'da savunma performansıyla da bu sene katkı sağlayan bir oyuncu. Evet, belki de o değiştirdi onu biraz da. Ne anlamda? Yani savunmayı savunmaya geçip savunma oynamayı da öğrendi belki. Yani hiç unutma Oğuz Çetin o gelince Fenerbahçe'de Oğuz Çetin'i stoper oynatmıştı. Millet ayağa kalktı. Ülkenin e, yetenekli adamını nasıl oynatırsın diye. Öyle bir şey vardı Avrupa'da. Gittikçe geriye giderdi oyuncular. İngiltere'de çoktur öyle. Mesela Ertuğrul Hoca'yı da Ertuğrul Sağlam'ı da stoper Boşak, oynatmıştı. Şimdi bahsedecektim. Duşa. Gittikçe geriye. O sekte geldiği direkt oyun kurması için Oğuz'un büyük bir tepki oldu. Oğuz Çetin oynadı. Bayağı bir maç oynadı stoper. Sonra orta sahaya alındı. Orta, o yaştan sonra savunmayı öğrenmişti. Belki de Okan Hoca'nın onu sol bek oynatışı böyle bir katkıda bulundu. Belki hani Ferdi konusunda da Fenerbahçe'ye de haklı. Ileri, ileride oynamaya başladığında daha iyi oynayacak ya da merkezde. Yani savunmayı öğreniyor olması hücuma olan katkısını artıracak yetilerini mi geliştiriyor? Yani savunmayı da bilen tabii. Yani şimdi oyun artık şey. iki yönlü yani. Bir, taraf, bir oynarken diğer tarafında oynaman lazım. Ve millet herkes birbirinden görüyor bunu nasıl oynandığını. Ama görmek başka bir şey, deneyimlemek başka bir şey. Savunmayı deneyimlemek, salt bir savunmacı. Şimdi Barış Galatasaray'a transfer olduğunda ileride top bekleyen adamdı yani. Bir tane top gelse de arkaya koşu atsamdı. Şimdi her şeyin içinde. Top kapıyor, arapası atıyor, şut çekiyor. Doğru zamanda asist... Yani dün iki tane asistini, birisini Mertens yedi. Daha doğrusu Volkan kurtardı. Birisinde Vinicius çok kötü vurdu. İki tane asist yani al at pası. Yani asist pası. Bir tane de asist var. Üç tane yani bir asist pası, iki tane asisti daha olabilirdi. Bir de golü olabilirdi bağ çıkarmasa. Son anda Volkan'dan sekti top düzün üzerine. Çok özel. Bence attı gol de muhtemelen Galatasaray kadrosuna sadece onunla bir gol. Çünkü var ediyor yani. Daha belki bir de. Evet. Belki daha da yani bir evet. Birlikte. savunmacıyı yıkıyor, alıyor, sol ayağıyla evet. vuruyor. asıl Aslında bir repertuar golü bence. Ne kadar Öyle. oyuncu ee, profiline dair şeyler anlatıyor. Çünkü orada savunmanın alacağına Başakşehirler emin geri koşa bile atmıyorlar. Birebir yani, bıraktılar. Dikkat et. Ya, yani nasıl olsa aldı. Vuracak, uzaklaştıracak derken ki hafif foğullü de bir pozisyon. Yani sarılmalı marılmalı. Ee, Lucas Lima'nın yaptığı. Ona rağmen ayakta kaldı. Çok özel bir performans gösterdi ki dün de bayağı izleyeni varmış. Evet. İtalya'dan İngiltere'den. Böyle de. maçlarda şey olur biraz çünkü insan gerilir. Ama bir süredir takip ediyorlar sanırım. Özel bu maça gelmeleri dışında da Barış Alper kendisini takip edildiğini daha önce de biliyordu galiba. Yani üzerinde bu kadar şey varken spot ışıkları üzerindeyken bu kadar cüretkar ve bu kadar her şeyi doğru yapan oyuncu olmak bir de üzerine şeyin de yaptı. Benden çıktı baba dedi. <laughs> Aday gösterilmiş F ödülüne. Ne güzel. 2-0 çünkü orada maç yani. Bir evet. golle her şey değişebilir. 5-0 iken yaparsın da ve korner. Evet. Bir tek gene şimdi bugün sürekli söylüyorum ama her şeye itiraz etmiyor. Belki öyle motive oluyor. Ona da şimdi şimdi karışmak istemiyorum. Ama yani ya işte çıkmadı, çıktı. Her şeye itiraz ediyor. Onu onu biraz ya orada biraz daha şey durursa. Çünkü hakemlerin iki türlü düşünce var burada. Hakemleri sürekli baskı altına alalım düşünse bir de hakemle bir daha centilmen bir ilişki kuralım. O bize hakkımızı verir tipi bir davranış tarzı da var. Onu da biraz geliştirirse yani dünkü performansı 10 üzerinden 10. Yani 10 üzerinden 9,5 verilmez o performansı. 10. Ve çok uzun süredir biz 10 üzerinden 10 performans hiç çok az seyrediyoruz. Hadi hiç de. Şu maçta Cengiz'in mesela maçları var. Ya bence bir gol atarak 10 üzerinden 10 alabilmek saydım işte 6 işte, tane. o açıdan maharet. 6 tane var yani. Bir de bence e, geliştirmesi gereken bir konuda yavaş yavaş gol sevinci bulmaya başlasa iyi olur. <laughs> o senin jenerasyona lazım onlarda. Aynen. E yani, kön mesela geldi ama. ama iyi ben. bir şey bulsun ama. Evet evet bence de. Mesela bence Kerem güzel. Kerem güzel. Oldu. Evet. Ee, Yusuf Yusuf Yazıcı'nınkinde Bellingham çaldı. da şey oluyormuş şimdi. <laughs> evet. Değil mi? Ar Ar Arma yapıyorlar şu an. İşte Y'ydi. Yusuf'unki. Evet. Bellingham aldı. Bilmiyorum. Mertens'e ben belki yok. bir parantez açabiliriz. Ee, şöyle esasında Mertens'e parantez açarken Kerem'e de açmamız lazım. Kerem'in en iyi kanat yani Tete ve Kereme Kerem'i e ge Kerem geçemeyişleri bence Mertens'e şans doğ doğurdu. Yani Kerem'in kenarda oynaması gerekiyor. Çünkü o performans başka kimsede de yok. Dolayısıyla Mertens şans buldu. Mertens de çok iyi yaptı, işini. her anlamda işini çok çok iyi yaptı. Yani bugün Mertens'i de maçın yıldızı ilan edebiliriz. Çünkü onların hepsi var. Attığı gol az buz gol değil yani yine deli. Çok olmayacak yere vurdu topu yani. Hem savunmayı kullanarak hem savunmanın açığını kullanarak yani Volkan'ın erişemeyeceği yere bir de dönen topa. Pasları da var, çok iyi pasları da var. İşte bir tane de e, kıl payı olsaydı, takıldığı pozisyon var. Isındı. E, ısındı, gittikçe ısındı oyuna ve şu anda herhalde en ideal on numarası Galatasaray'ın. Ben, ben, onu söylüyordum ya on numara arıyorlar, niye arıyorlar? <laughs> Barçuk çünkü elinde yeterince oynatabileceğin oyuncu var. E, i̇kamesi olmayan bir oyuncu gibi geliyor bana. Yani Mertens'in yaptıkları Galatasaray... Evet, yani yollanmalı mı Arabistan ihtimali vesaire konuşuluyordu. Yani yaptıklarını Galatasaray kadrosunda yapabilecek bence oyuncu yok. Yani Yetenek profili Doğru. olarak söylüyorum. Doğru. Belki Barış Alper oraya da evrilir. 3 maç sonra. <laughs> Neden olmasın artık yani onu oynamaz bunu oynamaz falan diyemiyoruz. Her pozisyonu oynuyor çocuk. Bu arada Barış Alper konusu tekrar açıldı ama e, ülkede oyuncuların bonservis bedelleri üzerinden e, bir belirlemeye, rakam belirlemeye, ücret belirlemeyi seviyoruz. Bu da futbolun parçalarından biri. Evet. 30-35 bandı. Senin zihninde böyle bir ücret var. Şimdi Boya'nın biraz yapması lazım. Ya yani Boya biraz oynarsa iyi bir sınav vermedi dün. Kolay değil. Leverkusen kadısı kötüydü yani ama Bayern de genel olarak kötü ama şimdi golde yedikleri golde dondu kaldı Tabii o topun oradan geçeceğini düşünemeyebilirsin ama Leverkusen'in bütün taktiği akın yönü hızlı değiştirmek üzerine olduğu için bu konuda defalarca uyarılmıştır muhtemelen aman abi dikkat et yani oradan gelecek kenardan oyuncu gelecek aman dikkat et diye uyarılmıştır Uy uyudu orada olabilir yani böyle bir maçta zaten hemen direkt sahaya atmasını da bir taraftan da hoca güveniyor demektir sol bek olarak oynaması da yani sol bek değil de sol kanat beki. Kanat Üçlü. beki. Kanat beki oynaması da ee, yani orta sahan solu esasında. Bek değil. Yani bek deniyor mesela. Bek değil o. Orta sahanın kanadı. Yani üçlü oynuyor çünkü. Evet. Hallever Kuzen'le eşleşmiş için. Evet. evet. Çağdaş Hoca'nın da benzer şeyleri oldu. Ters ayaklı oyuncu oynadı. İki bek. Hem yani solda sağ ayaklı, sağda evet. sol ayaklı. Yani enteresan. Ee, o yüzden Boeing'in yapması lazım biraz yapması, Arda'nın biraz yapması lazım ki ee, ha, bak geldi aldık verdik yatırım yaptık ama demek ki oluyor. Hani Barışı da alalım efendim, Semiyi de alalım. Buradan hakikaten çıkıyor. Üretimin onaylanması. Dedirtmek de evet öyle. Yani vitrin var güzel. Ee, onu görmemiz lazım. Barış o sinyalleri veriyor İyi de çalışıyormuş galiba. Evet. değil mi? Bir imaj ekibi de var. var. Evet. Full bir ekibi var. Ee, çok hakikaten müthiş bir gelişme. Müthiş bir gelişme. Yani bilmiyorum ki gel geldiğinden hani kim bu kadarını düşünüyordu. Düşünen varsa tebrik ederim. Çok büyük gelişim. Ben bir oyuncuya dönüştü çünkü. Daha iyi bir oyuncu olmadı. Yani olduğunun daha iyisi olmadı. Başka birisi oldu. Mesela dedin abi Arafa'sı ben 10 numarayım diyen atamaz diye. Yani on numarayım diyen atar. Yani daha geçiyorum sezon başında bile herkes şey diyordu ya yani bunda da sadece fizik var, patlayıcılık evet. var denilen evet. noktadan evet. her evet. kişiyi yapabilen bir oyuncuya dönüştü. Ve bence... Ermenistan er maçı kus gitti atamadığı evet. için. Atsa <laughs> olmuş yani. yani. E, Kerem'le bence en güzel özellikleri şunu sağlayabilir... Daha çok alt liglere büyük kulüplerin bakmasına neden olacak iki performans Yani gördük. o bakmaları lazım zaten de Türkiye'ye evet. öyle bir durum yok. Biz transfer üzerine yani biz transferi futbol iyi futbol oynansın diye yapmıyoruz. Futbolu transfer olsun diye yapıyoruz. Biz de futbol transfer olsun diye. Dört buçuk takım başına Ocak ayındaki transfer sayısı. Antalya değil mi yapmayan? Bir evet. Onun tahtası kapalı. Aynen o da muhtemelen yaşandı. Tahtayı kapatıyorlar aman abi ödeyelim diye ödeniyor. Açılıyor tahta. Yine borçlanma devam ediyor. Ee, oyuna dönelim. Kerem'in de Kerem Demirbay'ın da çok çok iyi oynadığını sezonun başındaki ile alakası olmadığını söylememiz lazım. Çok uyanıktı. İki yönde de çok uyanıktı. Ee, tabii bütün bunlar olurken daha net pozisyonlara girmesi lazım Galatasaray'ın. Orada bir eksiklik var ama Başakşehir'de yaptığı hata dışında e, Çağdaş Hoca iyi kurgulamış bence oyunu. Bir tek yani şeye çok daha sonra da Leverkusen Bayern Münih maçı seyrettiğim için bayağı aynı taktiği uyguluyorlar yani. Yani dörtlü üçlü dışında. Zaten Çabey e, Alonso da üçlüsünü dörtlüye çeviriyor sürekli. Hani Grimaldo'yu kullanışı, Dubois'un kullanışında hemen, hemen hemen aynı. Kenarda oynarken içeriye girip oyun kurulumuna katkı yapan oyuncu. Tabii e, oradaki oradaki oyunuzuyla buradaki oyunuzu aynı değil. Normalde Patrick iki kullanabilirdi, kullanmadı. Dün ama o Piatti'yi kullandı, ona benzeyen bir oyuncuyu. Onun dışında bayağı aynısını yapmaya çalışıyor. Yani Emirhan'ın mesela ilk yarı girdiği pozisyon, tersten indirdiği pozisyon tamamen Levarkusen şablonu. Burada tabii kötü vurdu. Kritik soru hangi hangisinde öykünüyor? <laughs> Çabollunsu, Çadıçı şey öykünüyor. Ya böyle bakmak iyidir. Yani sonuçta Çabollunsu da bütün o oyun e, yapısını doğru kulüpte yerleştirebildi. Geldiğinde dökülüyordu takım. İlk döneminde de yapamadı yani. Olmayacak falan diye konuştuk belki de burada. Ama öyle değil ki. Orada kulüple birlikte Neverkusen ya bir de onların adı yani. Hiç şampiyon olamıyorlar ya sürekli kaybediyorlar sürekli. E şimdi o yapının içinde sağlıklı kalabilmek sa salim kafa düşünebilmek Vesaire vesaire orada ona müsaade yok. Türkiye'de onlar çok olmuyor. Yani kim kime öykünüyor gelsin bir de burada çalışsın. Kulaba sormuşlar değil mi onu? Evet. Türkiye'de çalışır mısın diye. Yani zaten Türk hocalarda da var ya Avrupa'da yapmak kolay. E, Çıkın yapın o zaman. <laughs> geliyorlar çünkü ara sıra geliyorlar biliyoruz yani. Teklifler oluyor. Yani Abdullah Hoca'ya da gelmişlerdi. Evet. Çok ciddi teklifti o yani. Gidebilirler onlar da bir dönem sonra belki de o olur. Kerem Demiroy'un performansı da enteresan bir şekilde eğer Galatasaray Avrupa'da ilerleyebilirse onu Alman milli takımına atabilir yani. Öyle Ol. o kadar o kadar performansı. Nagelsmann'la çalışmış değil mi onlar? Hı hı. Hoffenheim. Nasıl? Hoffenheim'de. Ha Hoffenheim'de pardon. Abi Cihan Aydın'ı nasıl buldun? Sen nasıl buldun? Ben beğeniyorum Cihan Aydın'ı ama bunu söylemese miydim acaba? Keselim burayı <laughs> ee, en son çünkü kim için söylemiştim? Ali Şansal için söylemiştim galiba. Çok zor. Ee, i̇yi bir yönetim göster. Ben ha, pardon. Kerem'in pozisyonu var. Orada dönmesi hata. Dubois Dubois Kerem. Kerem. Ne diyorsun? ya Sarı kart verebilirdi. Mi? Minimum. Evet. Kırmızı diyene de bir şey diyemezsin ya. Yani. Ya sarıyı göster en azından yani. Orada dönmesi abi dördüncü ya da yardımcının görmemesi de enteresan. Çünkü ben oraya dönüyorum. Sen oraya bak. Evet, olur evet. ya. Ee, o hata var. Maçın başında da hemen kartı da verdi ona. Hani. Çok özgürdü ve biraz ama onu bir galiba yandan falan aldı. Çünkü bir durdu da gösterdi önemli değil. gösterdi sorun yok. Ee, Duba Kerem dışında bence bir hatası yok. Evet. Gol konusu Başakşehir'in golü biraz. Kural olarak tabii atak başlangıç fazı henüz Galatasaray'a geçmediği dönüyorsun. için evet yani evet Davinson orada kurtarma yapıyordu. Yani o uzaklaştırma ya da kurtarma evet. olarak bakılıyor ona. Ee, ama yani şey çok enteresan. Şimdi doğru, karar doğru. Ama adam yani kendi karesine göre offside iptal olması çok ilginç bir durum yani. yani. Kuralda bir çift sorun yok. Yani doğru uygulandı, okey. Ama yani kendi karesine göre nasıl offside oluyor, o ilginç. Ya bu, o... mail atılabilir abi. Ha? <laughs> mail atılabilir. O, yani şey unutun Fenerbahçe Galatasaray, Beşiktaş falan yani. Acayip değil mi? Ya yani olayın, olayın kendisi acayip. Olayın kendisi acayip Kağıt üzerinde ka kendi kalesine atılan mi? gol ofsayt iptal edildi cümlesi. Evet, Biraz ilginç oluyor. ya. yani. Bilgi sorusu gibi Çünkü aslında. Çünkü çarpmadı. Yani çarpıp girse tamam. Yani evet bilerek vurmuyor tabii ama top geldiği anda bir hamle yapıyor. Hani evet. dışarı atar mıyım diye. Ee, o ilginç oldu tabii. Evet ya bilgi sorusunda... Kendi hangi atılmış bir gol <laughs> Hangi gol iptal öyle. edilebilir? <laughs> Olur mu? Sen kendi kalesine gol dersin. Değil mi? Kesin. Avrupa'nın belki oraya biraz açabiliriz. Prag. Evet eşleşmesi. yani karmaşık şeylerim var Prag'la ilgili. Çünkü yani ligde çok iyiler. Yani çok bildiğimizden değil de işte özet izliyoruz. Bulduğumuzda işte istatistiklerine bakıyoruz. Bu sene 10'da 10 yapmışlar iç sahada. Geçen sene deplasman performansıyla şampiyon oldular. Çünkü iç saha performansları Slavia Prag'ın gerisinde. Ama deplasmanda acayip performans. 8 puan fark attılar deplasman karnesiyle. Dolayısıyla Total'de de öne geçmiş oldular orada. Bu sene içeride çok iyiler. Deplasmanda da bir yenilgileri var sadece. Ee, sağlam duruyorlar yani. Avrupa'da nedir şeyleri ona baktın sen. Ee, Avrupa'da 3 Glasgow'a yenildiler. Evet. Rangers'a Betis'e yenildiler. o grup Betis, zaten... Betis maçında ama maçı alacak kadar iş yapabiliyorlardı. Yani iş yaptılar. Onu söylemem lazım. Defans'ta acayip acayip hatalar yaptılar. izlediğimiz maçlarda, izlediğimiz özetlerde. Onu yapar Bunu kovalayabilir. Mesela Barış ondan denemiş olabilir. Barış'la başlayabilir o yüzden. Ama tabii Zaha'ya falan hani sen oynamıyorsun burada diye anlatmak kolay olur mu onu bilmiyorum. Belki yani... Zaha'yla ile onları arayacak. Onu bilemeyiz tabii göreceğiz. Zaha Mertens, Barış Alper gibi mi? Yok ben Kerem Barış Alper Mertens. Bu, hı hı. bu kadroyla çıkardı gibi düşünüyorum. Çıkmalı gibi düşünüyorum ya da. Ama tabii Zaya Avrupa'da oynamıyorsun diyebilir misin? Çünkü adamı getirme şartlarından biri olabilir bu. Çünkü Kopenhag'da da herkes attı ya Zaya. Evet. Ee, belki düşünüyordur acaba niye Barış oynatmadım diye. Önde. Bugün. Ya bir de Zaha Avrupa deneyimi açısından da Kişisel olarak da oynamak isteyecektir. İstanbul'da Avrupa bir farklı şey. bir macera çünkü yaşayamadığı bir şey. Abi sen getirirken o motivasyonunu da getiriyorsun Hı -hı. biraz. Seni Şampiyonlar Ligi'nde oynatacağım, Avrupa Ligi'nde oynatacağım diye getiriyorsun. Üçlü oynayışları, Okan Hoca ta kura ilk çekildiğinde söylemişti. Farklı bir şeyler denememiz lazım Türkiye'de. Üçlü oynayamıyoruz maalesef diye. Evet yasak Türkiye'de. <laughs> hani olduğu için. <laughs> Dün Bayern'de Leverkusen'de üçlü oynadı bu arada. Evet. Ee, ya onların üçlüsü de görebildiğim kadarıyla net bir üçlü değil. Gene o kaymalarla dörtlüye dönüyorlar. Ee, onu onu yapıyorlar. Ee, yani dün esasında biraz da şeye bakalım. Yani Çağdaş Hoca'nın o üzerinden anlatırsak. Ee, iki ters kanat oyuncusu, Çağdaş Hoca'nın maçtan söyledi. İki ters kanat oyuncusuyla baskı yediğimizde merkeze dönmemiz daha kolay olur diye bunu tercih ettim dedi. Evet bunu yaptılar ama merkezde öyle bir boğdu ki Galatasaray. Şimdi bu boğma e, izlediğimiz Sparta Prag'ın Avrupa maçlarında onları da perişan edebilir. Yani Sparta Prag oyun kurmaya çalışıp yani Kopenhag gibi mi ele alacaklar maçı? Çünkü Türkiye'de de Kopenhag gibi ele alanlar daha başarılı oldular Galatasaray'a karşı. Kazandılar kazanamadılar o ayrı ama. Ee, ama diğer mesela Başakşehir'in ele aldığı gibi ben oyun kurarım merkeze dönerim. Ki Sparta Prag bugüne kadar hep onu yaptı Avrupa maçlarında da gördük. Burada da Galatasaray orta sahası bu formla boğar. Çünkü Galatasaray orta sahası sadece Galatasaray orta sahası değil. Galatasaray orta sahası şu anda Nelson, Sanchez, ee, Kerem, Torreira'dan oluşuyor. Geri kalan hücum. Savunmada Muslera var. Top rakipteyken. Bu sparta Prag çok sorun çıkarabilir. Yani Galatasaray açısından büyük bir avantaj olabilir. İzlediğimiz ama o günden bugüne çok şey değişti. Adamlar oturtmuşlardır oyunlarına daha az hata yapıyorlardır. Vesaire onu bilemem. Yani ki Avrupa Ligi'ndeki grupları Ajax, Marsilya, Brighton grubundan AEK grubundan evet. sonraki en zor gruptur. Rangers, Doğru. Betis, Doğru. Aris orada AEK gibiydi. Doğru. Ee, ve orada da %52 ile toplu oynamışlardı. Hani dediğine biraz düşündü. Şimdi dinliyorum bu arada. Bir şey, okuyorum, bir şey unutmayayım diye. Ee, Okan Hoca'nın zeminli alakalı açıklamaları oldu. Ankara gücü maçını göstererek. Çünkü Ankara'da Gençler Birliği Trabzon maçında gördük zemini. Trabzonspor'un açıklaması oldu. Abdullah Avcı'nın açıklamaları oldu. Felaket durumda Ankara'daki zemin. Emir Belizoğlu'nu da zaten geçen hafta konuştuk burada. Yani bunu evet çok kötü. Sadece yani kötü en kötüsü Ankara mı bilmiyorum ama kötülerden birinin Ankara oldu. Antep de çok rezalet. Antalya keza. Antalya öyle. Nasıl oluyor bilmiyoruz. Burada konuşuyoruz. Yani statların hemen hemen yarısında çok kötü zemin var. Tabii ki insan sağlığı açısından oynanamayacak durumdaki sahada oynanamaz. Ama buna karşı da birileri çıkıp şunu söyleyebilir. Kardeşim biz oynadık onlar niye oynamıyor? Yani bu iş başından yapılır. Tabii ki oynanmasın. Tabii ki sağlıklı bir sahada oynansın. Yani övüp, ö Şimdi dünkü maçı övüyorum. Efendim Liverpool'u övüyoruz. Arsenal'i övüp. oynadıkları sahaya bak abi. Top gitmiyor ki. Ya bugün işte Ankara gücü maçında, Ankara Konya maçında penaltı mı diyeyim tartışma oldu. Top dangır dungur sekiyor. Nereden sekiyor zaten tam çekemiyorlar falan. Ya bu kadar transfer yapıyorsun. Bu yok. Ya önce ilk yapman gereken bina değil. İlk yapman gereken zemin. Sonrası binaya bakacaksın. Tribün iyi mi, şu iyi mi? O, o sonraki iş. Önce sağdan oldu. Yoksa bu adamları alıp transfer etmenin bu kadar iyi oyuncuları almanın ne manası var? Bu bir bilgi abi. Federasyon geçtiğimiz hafta kulüplere bir yazı gönderdi ve zeminini evet, evet. belirli bir standarda getirmeyen kulüplerin stadyumunun kapatılacağını ifade hmm, etti. Ne zamanla itibaren? Artık herhalde bu haftadan itibaren. İki, iki hafta önce. Yazı önce, geçen hafta. E, Trabzon ne yapsın peki? Evet. Bir de kapatıp nerede tamam, oynatacak? Tamam, yani. tamam kapat. Hakikaten kapat ama birileri de çıkar Ya abiciğim biz iki hafta önceydik. Bizi niye oynattın orada der. Tabii ki. Deme hakkı mıdır? Yani Hakkı mı? e, Hakkıdır yani. Ya sadece bu değil. Bu transfer mekanizması da böyle çalışıyor bir takımla oynuyorsun, takımın içi bomboş. Karagümrük mesela. Beşiktaş'ın oynadığıyla son 4. 5. haftada takım... E, ya da Sivas'ın oynadığı Beşiktaş'la haftaya Beşiktaş'la oynayacak takım Heh. aynı Beşiktaş mı? Ya da sezonun başında Adana Demirspor oynadığın Adana Demirspor'la şu anda oynadığın Adana Demirspor oynadığın... Ya bu ekonomisini, çimini, mimini düzgün yapmazsan zaten doğru rekabet olmuyor ki. Sen bir takım oynuyorsun taş gibi. 3 atlı sonra başka bir takım. O takımda başkası oynuyor. Bomboş işi. Aslında fikstür şansı Süper Lig'in kendi içinde yarattığı bir şey oldu. Yani bu şans mı değil mi? Neye göre şans? Neye göre şanssızlık falan? Yani ne zaman sana denk gelecek onu bilmiyorsun ki. Tombala bu. Bildiğin tombala yani. Bütün takımlar için geçerli. Fenerbahçe ve Galatasaray dışındaki bütün takımlar için bu geçerli. Fenerbahçe ile Galatasaray'ın oynadığı zaman ne gibi bir takımda oynayacaksın? 3 aşağı 5 yukarı belli 1-2 sakatla. E geri kalan hepsi Trabzon'da Trabzon'da Beşiktaş'ta bile böyle. Tabii. Ya, Trabzon'un kadrosu Afrika Kupası'ndan sonra bir gömlek artıyor. E şimdi Afrika Kupası'ndan sonra artıyor. E bir de sezonun başındaki var. Sezon başında top oynamıyor. Evet. Sonra Abdullah Hoca ile birazcık bir şey oynadı. Sonra içi boşaldı. Bakasetas... Kaç? 6 tane oyuncu gitti bir tane oyuncu geldi. Pendik mesela. Bambaşka bir... Şimdi bu böyle olmaz mı bu iş abi. Yani bu burada bir rekabet yani. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın stabil bir oyunları var biliyorsun. Geri kalan hepsi ne oldu beni değil. Ama bu çok da farklı bir durum değil geçmiş yıllara oranla. Bu kadarını bilmiyorum. Bu, çok acayip oldu bu sefer. Yani pen diye bakıyorsun ya bunlar kesin düşer diyorsun. Sonra bir daha bakıyorsun ya bunlar dördüncü olsa şaşırmam diyorsun kadroya. Hatadan dönme olarak kabul edebilir miyim? Ya anladım da bu kadar kendini teksi beden yönetim olur mu ya? Oluyor. Yani bu sezon başındaki do... şimdi Murat Sancak hakemlerden şikayet ediyor. E birisi de çıkar derse ki kardeşim sezon başındaki kadrodan şu kadro aynı mı? Tamam hakemler konusunda haklısın da. E, senin ne yaptığın ne? O beni ilgilendirir derse. Olur mu canım? Rakiplerini de ilgilendiriyor abi. Seninle 6. hafta, 5. hafta, 3. hafta oynayan takımla 17. hafta, 18. 16. hafta oynayan takıma ayrı rekabet koyuyorsun çünkü sen. Yani bu işin ekonomisine niye bu kadar kafayı takıyorlar? Düzgün olsun diye. Millet parasını zamanında alsın. Ee, ki başka şeylere kafaları gitmesin. Kontrat olsun ki, kontratları sağlam olsun ki kendilerini topa versinler bütün bu UEFA UEFA buna uğraşıyor. Tabii ki yani genel fikir olarak. Yoksa ondan çok iyi, biz çok kötü falan demiyorum. Genel fikir olarak budur yani. Bunun ekonomisinin iyi olması sebebi rekabetin düzgün yürümesi için yapılıyor. Yoksa Nijerya'dan gelmiş, Almanya'da oynayalım, maaşından İsviçre'de oturan adama ne? Yani ona ne yani? E diyor ki benim rekabetim düzgün yürüsün diye herkesin parasını zamanında yatır. Düzgün yürüsün bu iş. Çünkü öbür türlü bahisçiler gelir Paran alamıyor musun? Biz sana görür bakarız abi der. Nasıl önüne geçeceksin bunu? 16 maçta tek galibiyet var Adana Demir'in. E, transferler aslında konuştuk Beşiktaş'ın da. Galatasaray'ın transferlerinden bahsedelim. Yani esasında genel fikir olarak bence çok farklı bir şey yapmadılar. Gene hücumcu bir sol açık, sol oyuncu arayışı var ki köyünü getirdiler. Hücumu daha iyi olan bir solacık. Ve hani savunması daha sağlam ama bindirmeye de yapabilen ama yani yaş atlet. Bir, atlet bir oyuncuyu da sağ kanada koydular. Yani Angelinho'dan alamadıklarını top yani daha üst sınıf bir oyuncu kendi yani ispat etmiş bir oyuncudan alamadıkları ikinci bir şans arayan bir oyuncudan almak istiyorlar şu anda. E, 25 mi Gön? 25 yaşında mı? 25. E, hala parlatıp satma imkanı var. Yani çok bildiğim bir oyuncu değil ama sorduklarımız anlatan, anlatanlar e, bu konunun uzmanları hala potansiyelinin yüksek olduğunu iyi bir Bundesliga oyuncusuna yeniden dönüşebileceğini söylüyorlar. Bundesliga 2 değil ama Bundesliga oyuncusuna dönüşebileceğini söylüyorlar. Dolayısıyla burada bence yanlış yapmadı Galatasaray. Yani gelen parayı har vurup harvan savurmadı ki zaten paranın yeri vardı galiba. E, hemen bir dağıtıldı. Bir kısmı da şeye gidecek zaten. Fransızlara gidecek. Rene gidecek. Rene gidecek. Onlar da direkt istemiş paraları galiba. Onu Galatasaray'a vermeyin bize de verin demişler. Doğruysa haber bilmiyorum. Icardi'ye ne diyorsun abi? İlk 11 maç ve son 11 maç. Icardi'nin etkisi devam ediyor. Ee, rakipler üzerindeki ama aynı bitiricilik yok yani. çünkü kalecilik ve santrforluk çok net şeyler yani. Atıyorsan atıyorsundur, yiyorsan yiyorsundur. Ama Icardi içinde başka bir santrfor olsa mesela bağ çıktı değil mi kafaya vuramayan? Evet. İlk golde. O topa çıkar vururdu. Icardi ile uğraşmaktan topu unuttu. Yani adamın varlığı da yetiyor. Çünkü o, onu nasıl kaçırırsın yani? Zaten 2 metre boyunda adamsın ya. Yani. Çık vur kafana anladın mı? Icardi ile uğraşmaktan topa e, doğru tepkiyi veremedi. Bu bile belli bir yeterlilik var. Bu bile değil Herkes onunla uğraşıyor zaten. Geri kalan herkes pozisyonu o yüzden Do giriyor. Özel evet, evet durumu doğru, doğru. bile açıklıyor bazı şeyleri. Ben, öyle. Bir de adam uğraşmıyor değil yani uğraşıyor. Evet. Ama sakatlık vesaire. Bir de yani, rakiplerin e, alnı önlem almak için tabii ki. uğraşmaları... Belli şeylerin önünü kesiyor tabi ama e, tabii ki bütün e, santaforlar e, gol atamamaktan razı, rahatsız olur ama e, işe yaradığını biliyordur o. Zaten Okan hocanın söylemesi şeyi de ondan. Yani daha fazla top getirmeliyiz de ondan. Top getirilmiyor değil. Yine ye. Daha Abi. uygun, daha demarke pozisyonda onu topla buluşturmalıyız demek istiyor. Ama o kolay bir şey değil. Zaten ilk aldığın önem Icardi'ye bakalım abi diyorsun yani. yani. Zaten bence Icardi'nin gol atamamasıyla diğer santriforların gol atamaması arasında bu bahsettiğin fark oluyor. Ceko'yu da koyabiliriz. Ya, e, da çok işe yarıyor. Geri kalanlar için evet söyleyebiliriz onu. Yani gol atamayan bir Abu Bakar kimsenin hiçbir işine yaramaz. Sağda dolaşan bir adam olur sadece o yani. Göze batmaya başlayan. Başlarsın. Icardi'nin bu arada iğne durumu da ortadan kalkmış artık. yine de olmuyormuş. E, güzel. Anları sanırım düşmüş. Hoca e, sonra. Antrenman da yapamıyordu. Sadece maç oynuyordu. şimdi antrenman temposuna da girerse. Çünkü Avrupa'da lazım. Ee, Çağdaş de da yani biz denk oynadık vesaire dedi. Onun bakış açısından algılamamız lazım. Hakikaten pozisyon vermediler gole kadar. İstekli nepler boğuldular ortada. Oradan yani orada Galatasaray'ın yani şöyle Çağdaş her hafta karşılaştığı rakiplerden çarpı iki hızlı oynuyor Galatasaray. Dolayısıyla sen yapabileceğini zannettiğin şeylere o pres süretiyle ya da o pas süretiyle yapamayabiliyorsun. Çünkü karşılaş ben, buradan çıkardım niye çıkamıyorum demen demenin sebebi bu duruma düşmenin sebebi adamın diğer rakiplerden geçen hafta oynadığın rakibin orta sahasından daha çabuk oraya gelmesi. Yani Kerem'in oynadığı oyun oynar bu şeyde Alman milli takımında yarı final final görürlerse. Galatasaray yani Avrupa'da yürürse oynar final. Şey çağırır yani. Yani o senin mücadele edebileceğin bir şey. O yüzden çıkamadı oradan. Şunu yapabilirdi belki. Fenerbahçe maçında da aynı eleştiri oldu. Piyata'yı oturtabilirdi kenarda. Ama o da oradaki öndeki pivot oyuncu olarak düşünüyor. Çok anlaşılabilir bir şey. E çok formda bir de bu sene. E... Son maçlarda. Fenerbahçe maçında da bu maçta da istediğini yapamadı ama. Bunu söylemek lazım. Ee, transferleri biraz açtık Beşiktaş'tan ve yaptığı transferler Tabii ihtiyacı de. olan yerlere ihtiyacı olan yani bu çok tanımıyorum bilmiyorum sizin bilginiz ne seviyede var ya, herkes çok iyi biliyor anlatıyor ama herkes, zaten... o oyun, herkes çok iyi takip ediyor demek <laughs> ama yani izlediğimiz kadarıyla akıllı bir adam hızlı bir adam çevik bir kere yani çok topla ama o şeyler o görüntüleri de arka arkaya koydum mu biraz yanıltıcı olabiliyor. umuyorum yanılmıyoruzdur ee, Şimanski tarzı ve daha golcü gibi duruyor. Yani Shimanski aklına ne fazla atarsa zaten yeter. Talişka gibi bir oyuncu. Arnavut Talişka benzetmeleri de yapıldı ama tabii biraz sosyal medya rüzgarı olabilir. Yani bilmiyoruz. Görelim. Olabilir tabii. Ee, milli takım performansı iyi değil mi? Senin okulunda şeylerim var. Evet. Bayağı yani iyi. milli takımın hocasıyla birlikte şey. Zaten Arnavutluk net bir şekilde e, geldi. Evet. Lider Silvinho değil mi? E Silvinho hmm. e, enteresan işler yapıyorlar ve Santos'unda hani aynı gruptaydı Polonya ile birlikte. Orayı evet. lider tamamlayarak geldi Arnavutluk. Ben pazarlama açısından yani yazın Avrupa Şampiyonası olması var onun e, sorun çıkartabilecek bir takım olması çünkü 4 gol yedi. Evet. O açıdan iyi bir turnuva performansı geçirme ihtimali çok düşük değil bence Arnavutluğun. Evet yani orada büyük yatırım 10 milyon euro çok ciddi para yani. Ee, ama şöyle bakmak lazım. Savunma lideri olabilecek bir oyuncu aldı. Direkt gelip liderlik yapacak oyuncu aldı. Yani kardeşim hani Beşiktaş'ta o eksikti yani. Beşiktaş geçen sene biz niye bu kadar üst düzey gördük? Acayip iyi bir liderlik yapan Mert var. Önde Abubakar çok acayip iş yapıyor. Cenk Tosun eli masaya vurmuş. Redmond da yapıyor aynı şeyi. Şimdi ne eksikti? Orta sahaya bir ya da iki oyuncu dedik değil mi? Onu konuşuyorduk yani. Orta sahaya bir ya da yani bu orta saha oyuncuların tamamını kullanabilirsin. Ama üçü bir yanda oynar mı? Hacı Ahmetoviç'i kaybettiğin için de iyice bir problem oldu. Şimdi Hacı Ahmetoviç sağlıklı olsa Hacı Ahmetoviç'i öne atarsın. Savunma liderin var. Zaten orta saha liderini de aldın. El Musrati büyük iş. Hakikaten büyük iş. Çünkü yani Portekiz'in büyüklerinden birine en azından gideceği düşünülüyordu. Çok da ciddi bir yatırım Yani sezon sonu satın alma zorunluluğuyla birlikte transfer edildi. Ve 13-14 milyon euro gibi bir maliyeti olacak gibi duruyor minimum. Evet. Ee, yani nereye, birkaç, yani 10 kulüp dışında nereye gitse şaşırmazsın herhalde. Orayı toparlayacak oyuncu. Hacı Ahmetovic olsa Hacı ile birlikte oynarlar. Önlerinde Muçi, Bundan Abu Bakar oynamaktan zevk alır. Getson da devre dışı. Semih'e yer bulur ararsın yani şu parlak adama. Getson oynar ama kenardan girer. Ya da Acamet için yerin oynar. O çıkar o girer. Yani bu derinliği sağlarsın yani. Bu iki oyuncu yani savunma ve orta sahada zaten sezon başında olsa çok şey farklı olurdu diyebileceğin oyuncular. liderlik, iki tane lider oyuncu herkesin havasını değiştirir. O yüzden söylüyorum mesela iki hafta önce mesela iki hafta önce Sivas yendi değil mi Beşiktaş'ı? E haftayı yenemezsin yani mümkün değil. O, <laughs> acayip bir dengesizlik var ligin. Dengesi çok bozuk. worldda zaten orada lider liderlik üstünden yani çok fazla. Yani ne ee, kadar hani uçanı kaçanı toplar işte Davinson Sanchez etkisi yapar falan bunları bilmiyorum söyleyemem. Yapabilir de. Ama en azından o liderliği yapar. Orada bir eksiklik vardı. Orada bir ee, bilememe durumu vardı. Yani bir sarsaklık vardı. Kimi, kim kime bakacak belli değildi. ya yani Koli'yi de yükseltir. Ciddi bir değişiklik olur Beşiktaş'ta. Bekliyorum onu yani. Semih kesmeyin tabii. <laughs> <laughs> Semih'in de bu arada... Semih'in kesilmeye niyeti yok zaten. E, özel styling olduğunu... İngilizce ve diksiyon dersi aldığını öğrendik Samatay Babatay. Valla İngilizce konuş Ne dil konuşursa konuşsun bilmiyorum. Bu gücünü Yeter ki şey yapmasın, kaybetmesin. Hiç dil konuşmasına gerek yok. Şey gibi gider yani. Agüero da çok bilmiyor İngilizce. Tevez hiç bilmiyordu. Evet. <laughs> evet Yesun Park'ın öyle bir anısı var mı zaten? Evet. Hiç Yan mi? Yan yana oturup gülüyorlarmış durmadan. <gülüyor> <gülüyor> İletişim Dolayısıyla sevi çok güçlü. Maşallah o devam etsin yeter. O cüretkarlığı devam etsin. Ama tabii ki bu konuda şaka yapıyorum bir taraftan. Bu konudaki çalışmalar da iyidir her zaman için. Ee, gittiğin ortamda or oranın dilini konuşmak ekstra bir güven verir insana. Abdülkadir mesela Hulusi'de ilk röportajını İngilizce verdi. İngilizce verdi. Araştırdım yüzden... sonra 3 yıldır İngilizce dersi alıyormuş ve bunu belirli bir plan çerçevesinde yapmışlar. City'de olacaktı yani. Galiba o yüzden niyet City ama kısmet Hull City gibi oldu. En azından nasıl nasıl olur? Evet. E, bu arada Hasan Arat'ın e, basın toplantısında <laughs> yaptığı açıklamalar var lütfen buyurun abi. Yok e, yok sorun e, Konuyla ilgili imza töreninin öncesi bir destek ve e, basından, kamuoyundan bir destek beklentisi var. Nasıl değerlendirdin Yani var? haksızsın diyemem. Yani Fenerbahçe medyası büyükten yani sosyal medyada Fenerbahçelilerin ve Galatasaraylıların böyle bir etkisi var. Ama yani işler ters giderse döner onlar da. Beşiktaş'ta iyi gitmeye başladığı anda orada da sosyal medyada bizim haklarımız diye başlanacak. Yani şunu söylüyor. her akşam nerede maç olsa bu, şurada kara gece oluyor. Yani hiçbir şey olmasa bile oluyor. Ne offside şeyine güveniyoruz. Yarı, yarı otomatik, otomatik. yani böyle olsaydı mı olur? Ne hakem kararına güveniyoruz. Güvenmeme değil, manipüle etmeye çalışıyoruz. Manipüle etmek de esasında çok şey değil, speküle etmeye çalışıyoruz. Daha kötüsü yani. Bizim kazanmadığımız hiçbir şeyin önemi yok. Hepsi adaletsiz. Biz kazanmıyorsak ya da rakip kazanıyorsa tamamen adaletsiz. Ya yani lütfen bu konuda bana yardımcı olun diyor. Yani sen 27 Ekim 2016 Düzen buysa çok özür diliyorum. Kesinlikle. Düzen buysa siz de öyle davranın abi diyor. Yani herkes öyle davranıyorsa siz de öyle davranın abi diyor. Bence artık buna medya demeyi kesmemiz lazım. Bu medya değil. Nedir abi? Başka bir isim bulalım ya. Sosyal cephe. Hı. Pardon. Ee, senin abi 27 Ekim 2016'da spor servisinde e, varla ilgili söylediğin bir yorum bu hafta denk geldik biliyorsun. Ha bir arkadaş hatırlatmış. Evet belki. Erdi Tanış hmm. ismi de. Yani o programda hani 150 kişi bile seyretse tartışmalar her zaman devam eder demişsin. Sen. Ha yani arada bildiğimiz şeyler de kardeşim. <laughs> ee, öyle yani. Gerçi var konusunda Fuat daha şeydi reddediyordu. Çok daha büyüyecek iş diyordu. Ben en azından işte çizgi geçti geçmedi ki hala o tartışılıyor. Offside mı değil mi onları görürüz o da tartışılıyor bunları ee, hani tartışacağını düşünmüyordum En azından onlar kesilir diyordum Onları da tartışıyoruz Ama fauldü elle oynamaydı falan Bunlar hakemin tamamen hakeminin kararına bırakılmış şeyler yani Bu konudaki tartışma bitmez Onun altını çizmeye çalışıyordum Öyle ne olacaktır yani Çünkü o bak bizim maçımızda aynı pozisyon verilmişti Aynı değil Aynı değil Aynı değil Hepsinin şartları farklı birbirinden Evet öyle olacaktı öyle oldu Ama burada artık şu noktaya geldik Yazan da yazdığına inanmıyor ki İnanmayarak yazıyor yani onu. Mecbur hissediyor. Bilmem nerede kara gece. Yok yapman lazım bunu. Yapmadan olmuyor. Baskı altına alman lazım hakemi. Bence... Yani bayan Münih maçında kalkan olsaydı da inanmadık. Evet. Ona da inanmadık. Yani sadece Türkiye ilgili ile bizimle alakalı o zaman, bizim tuttuğumuz takımla alakalı o zaman hangi takım olursa olsun bu. Konumuz bu bizim. Hasan Arat son bu konuyla ilgili açıklama yaptığı için biraz oradan gideceğim ama birçok kulüp başkanının, oyuncuların zaten taraftarın ve kamuoyunun beklentisi artık gazetecilerden haber değil tavır. Bu işi Haklı. nereye götürecek? Haklı çünkü gazeteci kaldı. Böyle bir talebi var mı? Olabilir miyiz? Abi gazeteci kalmadı ki. Gazetecilik diye bir iş kalmadı. Herkes şey tavırcı. E, mecburen cepheye geçmen lazım. Futbol arkadaşların tamamını tanıyorum hemen hemen. Yani büyük bir çoğunu tanıyorum. Bu insanlar iyi gazeteciydi. Ama yok öyle bir öyle bir öyle bir şey kalmadı. Öyle bir sektör kalmadı. Oradan para kazanılmıyor artık. Öyle bir iş yok artık yani. Sadece spor değil ki. Belki magazin çok aşağılanır. En iyisi magazin şu anda. Belki de. Yani siyasette zaten hiç yok da. Herkes cepheleri ayrılmış durumda. E spor da öyle oldu işte. O yüzden buna medya demeyi, yani aracı demeyi kesmemiz lazım. Bu cephe. Zaten artık sanki şey gibi oldu abi. Eskiden hep söylüyorsun ya güçlü kurum güçlü gazeteci yaratır diye. He. Hani artık zaten kişileri kurumlarından ziyade kulüpleriyle anıyoruz. Öyle. Öyle. Yani ben suçlayamam. Buraya getirdik iş hep beraber. Yani buraya getirildi iş. Benim suçum yok. Mavi kartı ne diyorsun? Bu denendi ya. Galiba 90'larda Münih Türk Gücü maçlarını seyrederdik. biz televizyonlardan bir veriyorduk. sardı galiba. O dönem. Orada deneniyordu. Ee, vazgeçilmişti. bu ee, konuşmadık mı biz? Yavaşlatır oyunu bence. Posekol da aynı görüş. muhtemelen bu herhalde hokey meraklısı birisi mi karar verdi bunu? Hokeyde bir kişi kenara çekerler ya. Hmm, Handball da var. Orası çok hızlı döndüğü için. Hakikaten hücum yapan için büyük avantaj yaratır. Bizde yere yatılır abi kalkmaz ki kimse. Evet. 5 dakikada olsun diye. Kalkmaz kimse. Ya dün görmedin mi Salih'in oyundan çıkışını? Ya adam tamam sakatlandın geçmiş olsun Salih'im. Eyvallah. Sakatlandı. Ya avut çizgisine 5 metre mesafede ayakta duruyor bir de yerde de değil. Hakem durdurdu şeyi çağırdı ya. Zorbay. Zorbay değil mi? Evet. Karagöz. Hakem, hiç. Hakem Ya abicim iki adım gitsene. Şimdi ben onu suçlayamam ki. Oyuncu değişikliği yapılsın diye takımına zaman kazandırıyor. Bunu yapmayan yok. Dolayısıyla Salih de yapıyor. Hasan Arat da istiyor. Dolayısıyla o durdurur bizi de oyunu. İyice öldürür ki yurt dışında da tepkiler var. Klopp da tepki gösteriyor. Muhtemelen bir abi. denenecekmiş abi ama karşı Ama da o kadar çok denendi da. ki o ya. 30 yıldır deniyor. Brezilya'da da denendi bildiğim kadarıyla. Slovenya liginde 17 yaşındaki genç oyuncu evet. oynatma zorunluluğundan dolayı bize de benzer olur. Yani mavi kartı aldığında abi bu işler sopayla olmuyor. Taça vururlar topu bu İşler sopayla olmuyor. Buna İngilizler Margaret Thatcher zamanında uyandılar. Yani önce şeyi türbinleri temizlediler. Sonra Amerikalılar geldi. Spor böyle yapılmaz, böyle satamayız, spor böyle satarız diye öğrettiler. Şimdi o kulüp başkanları ortak, birbirlerinin ortağı olduğunu biliyorlar. Ortak çalışıyorlar. Çünkü o maç, ürün maç. Biz de öyle değil. Biz kulüp satmaya çalışıyoruz. Kulübü de satamıyoruz. Çünkü İspanyollar da öyle. Kulübü satmaya çalışıyorlar. Satamayacağın iki tane kulüp var. Bizde de üç tane, dört tane var. Yani yüzde yetmişte Fenerbahçe Galatasaray yüzde yetmiş beş, yüzde Dursun Özbek haklı yani. Murat Sancak da dedi. Federasyon 3-5 kulübün federasyonu diye. E, öyle oluyor. Yapışık bir şey yok. Yani bunu sen ürünü yükseltmezsen böyle olur. Her hafta aynı şeyleri takarıyorum. Zaten bizde e, oyun değil. Hani exhibition denir ya. Exhibition yok, match olabilir. diye. Öyle olsa zemin düzgün olur. Ya adam şeyin üzerinde oynuyor. led divinin üzerinde oynuyor ya basketbolu. Evet. Birini <laughs> ekranın üzerinde oynuyor yani. Sen hala toprakta oynuyorsun yani. Şey NBA'de falan olur ya maç kazanınca e, takımın yemek sponsoru bedava yemek verir. Bizi bunlar o kadar uzak geliyor ki bana. Mümkün değil. Sponsor olurlar ya. Mümkün değil. O zaman teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Görüşürüz.